Evet arkadaşlar, şimdi erik çırpmaya gidiyoruz. Yani bu da demek oluyor ki bu bir erik ilişkisi videosu. Hadi beni takip edin. Şimdi bu çırpacak olduğumuz erikler çok yaşlı erikler. Yani nereden baksanız bir 100 senesi falan vardır belki. Çok da emin değilim. Bu erikleri, yani bu yayladaki bütün meyve ağaçlarımızı babamın ebeleri dikmiş. Yani babaannemin anası babası. Dedemin anası babası dikmiş. O yüzden bu erikler de kendi haline çıkmışlar. Şimdi biz yıllardır hiç erik ilişkisi kaynatmadık. Ama bu sene çok erik var diye bir heveslendik ve şimdi ben çırpacağım. Elif'le beraber de toplayacağız. Annem de yardım edecek ve kaynatmaya başlayacağız. Önce düşmeden inşallah şuradan aşağıya doğru bir inelim. Sen önden git Elif'cim. Elif de terlikle gelmiş erik toplamaya. Ben terlikle. Beni görmüyor kamera. Bir bütünüm canısı. Evet, şimdi sen nereden biliyorsun görüp görmediğini? Sen nereden biliyorsun görüp görmediğini? Ben biliyorum. ben bu iş için doğmuşum. Resmen erik çırpmak, video çekmek. Böyle deli deli evet, işlerle uğraşmak. Erik ağacımız arkadaşlar. Şimdi çırpacağım bunu. Bu elimdeki sopanın adı da sırık arkadaşlar. Sırık gibisin diye dedikleri için böyle ince uzun anlamında kullanıyorlar. Böyle bunu ağacı vura vura bu erikleri dökeceğiz. Koyunlardan. Koyunların haberi olmaması şartıyla. Abla diğer ağaçtaki erikler bayağı büyük ve olgunlaşmış ha. Hangisinden? Şu evet o. O yukarıya benim boyum yetmez ki. Şu ucundaki dalda da var. Nerede ucundaki? Sol tarafta bak şurada şurada. Oraya geçeceğiz şimdi. Orada değiliz. Şu an buradayız. Ama sırtına bin istersen. Ah. Abla bir de büyük kova almışsın. Dolacak mı sence? Aa, ne gitti gözüne? Şey, oraklar yanımıza gelmesin de. Onlar. Birbirine kavuştu. Biri içeride kalmış, biri dışarıda. Yeni kavuştular. Allah'ım sana şükürler olsun bize bu erikleri verdiğin için. Şey birazcık daha vurayım. Anca dal dökülüyor, hiç erik dökülmüyor. Dökülüyor, dökülüyor. Dökülüyor mu? Dökülüyor. Sen vur! Vur yürük kızı, vur! Ver gazı, ver! Gazla çalışıyorum ya devamlı. Arkadaşlar biz her sene nar eşkisi kaynatıyorduk. Yine yaylamızda olan narlarımız var burada. Eğer kısmet olursa bu sene onlar... Aha koyunlar geldi. Abla. Koş, koş. Abla koş. Al, al abla. Koş Elif koş, sür koyunu sür. Bir tanesi gelirse hepsi gelir. Başka yok ama. Tamam onu da sür, o da gelmesin. Hadi. Bak ne çizgilerim yok mu ya? Bizi takip ediyorlar. Uçtu koyun. Aha. Onları. Ay. Nasıl? Ama gördüler bir kere. Görmeden. Ay ay. Şşt. Karşıdan geliyorlar arkadaşlar. Şşt. Sen ne yapıyorsun? Ama çağırırsan o koyunlar da gelir şimdi arkamızdan. Ay. 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 Abla sen nereye topla, ben burada. Hem çırpayım hem toplayayım. Şöyle çok yukarılarda çok erik var da benim boyum yetişmiyor. Ney? Karşıya geç de sür bence.
arkadan gelirlerse gelse dur ben de geleyim de senin arkandan süreyim onları. Ayın bir erik çırptık. Ne koyun kaldı ne oğlak kaldı yanımıza gelmedik ya. Kış kış kış. Sizi de çırpacağım şimdi yürüyün. Ay düşüyordum. Elif onları götürsün de biz de erik çırpmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hala bir yol kat edebilmiş değiliz. Sadece erikleri bir tanesini boyumuz yettiğince çırptım. Ama çok yükseklerde var. Onları da boyum yetmiyor. Başına da çıkamayacağıma göre artık düşenlerle idare edeceğiz. Bu arada biz ilk defa erik ilişkisi yapacağız. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Yani birinin tarifi üzerine yapacağız. Çünkü daha önce başkaları yapmıştı. Biz de onlardan almıştık erik eşkisini. Limon eşkisi, nar eşkisi yaptık ama erik eşkisini yapmamıştık. Şimdi ben bundan gerisini de çırpayım. Elif de oğlakları sürsün gelsin. Evet arkadaşlar şu şekilde yerleri hep çırptık. Elif'le beraber de topluyoruz. Hadi çalış köle. Şöyle şöyle eriklerimiz. Bunlar hiçbir ilaç, hiçbir gübre yok. Kendileri oldular. Biz de şimdi topluyoruz. Çırptık. Daha da ağacın başında var. Ama bu kadarı bize yeter. Toplayabilirsek çok oldu çünkü. Bak 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 ne yapıyor? Sırrı tepesine geçirdi. Bak 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 bak. Benim oğlağım olduğu nereden belli? Yani yörez işte. Evet arkadaşlar eriklerimizi topladık. Burada iki kova var. Burada bir kova erik var. Önce kovalarımızı boşaltalım. Önce birini yıkayalım. Sonra diğerlerini de teker teker yıkayalım. Şimdi şuradan su alacağım. Evet arkadaşlar önce şöyle suyu güzelce yıkıyorum. Oğlanımız yine yürezlik peşinde kova yiyor. Zibil falan kalmadan öbür tarafa atacağım. Sonra bunları tekrar bir daha yıkayacağım zaten. Ya normalde bunun düştüğü yer temiz olsa ben bunu yıkamazdım ama oralarda hep yabancı hayvanlar geziyor. O yüzden yıkıyorum. Yoksa yıkamam yani. Çok da zibilliymiş be. Otlu motlu toplamış. Olmaz gerçi. Ayıklanacak zaten. Kaç kere de ayıklayınca. Sarıca. Şş. Ne yapıyorsun? Canısı yaprakların üstüne alıversene şöyle. Onlar belki arasında da var. Arasında da mı var? Hmm. İyice ocağın üstüne çıksın çıksın al ondan sonra atıver. Şimdi yıkamamızı da gerçekleştiriyoruz. Şöyle kovalarımıza.
koyuyoruz. İçinde de yaprak kalırsa bunları aldım, alıyorum yani. Hava da kapkara oldu, yağmur gelecek. Şansımıza. Ay yoruldum ya, otur otur. Şimdi bunu kazanımda dökmeye gidiyorum. Yanmış mı? Bilmiyorum, bak ona. Sönmüş. Bizim bu yayada kalan bir aile hiç aç kalmaz. Çünkü her mevsim bir meyve var çok şükür. Zamanında burada insanlar yaşadığı için. Yani üzüm pekmezini de yaparsın, üzüm kurutursun. Cevizin var toplarsın, eriğin var eşiğini çıkartırsın falan. Yani hep yiyecek bir şeylerin var. Elman var, kirazın var. Can eriklerin var, yeşil eriklerimiz. Şimdi yaylada olmasını beklediğimiz şey var. Kaş armudu var. Bunu bekliyoruz. Aha, yağmur da bastırdı valla. Geldi. Ateşimizi bir yaksaydık sıkıntı yaşamazdık. Kazanımız da bunu almayacak zaten. İki defa yapmamız gerekecek. Yandı mı? Kumaya girdim şu an, dur. Gözüm tıkandı. Üç taraftan yandım, yaktım. Yanmasından alsın abla. Dumanı buraya kadar geldi. Yansın işte. Ben yeterim, ben malım ayol. Yağmurumuz da geldi. Çok şükür. Ateşimiz de yandı, Elif yaktı. Ay benim kuzularım gelmiş. Danalar da kaçtı yağmurdan. Ablasın. Islanmasın, ıslanmasın. Odunumuzun üstünü ört de birazdan şey vuracağımızda şey olmaz. Birkaç tanesi olsun kuru, arasına ıslananlar yine şey yaparız. Evet, bunun üstünü şimdi kapatana kadar su dökeceğiz. Yani suyumuz çok az olduğu için onun dolmasını bekleyelim. Sen al tut şunu, ben gidip bir bakayım dolmuş. Az dolmuş ama dökeyim yine de. Dolduktan dolduğa getiririz. Doldu gene düştü biraz. Aynen, ama biraz daha dökmemiz lazım. Şöyle. Akbaş. Bahar. Ne yapıyorsunuz? Ateşe bakın ne kadar güzel yanıyor. Abla ateş çok güzel yanıyor. Çok güzel yaktım kız. Abla biz bu kazanı yamuk koyuyoruz ha. Yamuk koyuyoruz. Yok. Evet, şurası biraz enginde kalık. Çeke bana en altına şey doldurayım. Ateşi doldurun, odunu. Anamın mor odunlarıydı bunlar. Yanında kalınca söndürüyoruz. Şuradan da vurayım da bir an önce şey olsun. Ben mor çıkartırsam şey kazanın altına küre de su döküyorum ki sıcaklık vurmasın. Evet. Koyunlar içerken ağzı yanmasın. Kazanın altı yanması aklıma gelmiyor da koyunlar içiyor ya hani suyu. O yüzden dilleri yanmasın diye hem altına su döküyorum hem de üstüne su döküyorum. Evet, ama konuşurken ya bana tut ya kendine tut diye kamerayı. İnsanlar sürekli eriyi görmek zorunda değil. Ne bileyim. Bu nereden kendine çevriliyordu? Ostan mı? Hı-hı. Şuradan mı? Ostan. Evet,
arkadaşlar. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynayınca görüşürüz. Keşke şık yapsak olsa. Dur bakalım. Arkadaşlar ablam bir şey yaptı. Şimdi size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, hamarlıklarımız tuttu, iki tane kazan vurduk. Hem de bu yağmurda gök yere iniyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Ama biz çalışmaya devam. Emekçi kadınların hakkı ödenmeli. Evet, iki tane kazanımızı vurduk. Bir an önce ısınsınlar. Ablam buraya şipşak hemen ikinci ocağı kurdu. Evet. Akbaşım! Yakışıklı oğlum! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tıkıllı mıdık? Ben eşkisi yapıyorum. Ay, erik eşkisi yapıyorum. Ya, senin sabun da böyle hamarat işte. Övün biraz. Ne bakıyorsun ya? Öküzün trene baktığı gibi bakıyorsun. Yoksa sen de mi bir öküzsün? Sanki birazcık. Sen de biraz öküzlü kalıyorsun. Yok canım. Ay. Evet arkadaşlar, şimdi böyle parçalan. Durun. Yarıldı, görüyor musunuz? Yüzünü süzelim değil mi? Süzelim ya, ne bileyim. Gözünüz değil mi yarılıyor? Ha, suya şimdi baktın mı eline? Bence süzelim biz bunu. Evet, çıtladı, hem de bayağı çıtladı, bayağı yani. Kimisi de ezilmeye başladı bak. Tamam. Çay altında olduracak, olduracak. Ne? Ablam bugün. Evet arkadaşlar, şimdi eriğimizi kaynattık. Aynen şu şekilde oluyor. Bakın gösteriyorum. Böyle hafif, tam ezilmeden indireceğiz bunu. Sorduk, soruşturduk, en son buna karar verdik. Evet şu şekilde, bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu süzme zamanı. Hadi süzelim. Önce şunun altındaki odundan. Abla bunu reçel olarak yesin geldi şu an. Reçeli olsa rengi falan çok güzel olur. Evet. Hadi kameramı şöyle kenara koy Elifciğim. Ben kameramanım abla, beni sesinden tutamam. Tutarsın, tutarsın. Niye beni? Bu da yarıldı. Kına gelir. Bak hala yeteri eve götürek istersen. Orada kaynatır. Burada kaynatır ben. Daha ateş yanıyor burada, gideceğim. Eriye kına gecesi yapıyorum. Hadi getir babamızı, git. Bu kadar kakara kekiri yeter. Koy şuraya. Bunun bir şey mi? Tamam. Bir şey yok. Ver, ben koyacağım. Dur çekilsin. Neden? Ben bunu tutayım mı? Sen şeyi getir. Herkemi de getir de bu erikleri ona dökeceğiz şimdi. Eriği ne yapacağız? Eriği koyunlara vereceğiz. Ama şey olur. Çok sıcak olur. Soğumaz ki. Etkilerini yakar. Soğuyunca veririz. Tut bunu. Şeyi buraya getir o herkeği. Niye kişi zora götürüyor? Ne diyor? Öf. Yüzüm kıpkırmızı olacak. Senin mi? Hmm. Bak bakayım bana. Kızardım diyorsun. Ama bunun suyu çok fazla olacak. Çok mu kaynatacağız? Çok kaynatacağız. Aynı tort kaynatır gibi kaynatacağız. 2 gün falan. Bu kadar kaynatmayız herhalde. Belki de hemen olur ya. İnşallah, inşallah. Altını ver yansın, yakmamız lazım. Kovadaki kovaya su mu doldu? He. Al, ben bunu dökemem. Bir de oradan çınar yaprağı getir bakayım bana bir.
Niye? Şey, kekresi ve kabuğu falan yok mu? Yok, hiçbir şey yok. Yok mu? Dök. Bak hele, gidi yere koy da onu çizecek. Bez adı yanar bilir yazma, git. Çok mu ezildi kız? Birazcık ezildi, geç kalmışız sanki. İnşallah tülbentten kekreleri kalıyor da. Anne şu taraf gidiyordu, orayı. Şeydi, daha sık süzebiliriz aslında bunu Ayşe. Nasıl? O süzek var ya, bir tane küçük süze. Yok, geçmedi bence. Sen geçmedi. Tamam, daha var, tutun. Ne, şurayı tut aşkım. Tamam anne, bir bırakırsan sen de tut. Anne şurayı tut, şurayı tut. Sabrina dokundayın kızım. Ben tek yer tutuyorum. Dur, hava öğreti otursa dokun da malları yer ver. Baktın mı eşki mi? Eşki. Bakmadım da. O çok kaynamasın. O sofrasını aldım. Onu da indireceğim hemen. Fazla çok çıkmaz diyordu bizekiler. Kokusu meyve suyuna benziyor. Tamam, bırakmıyorum zaten. Bunu koyalım da hocam. Allah'ım renge bak. Koyalım, bu biraz bir tık daha mı dursun anne? Evet. Dursun o. Bir şey olmaz ya. Çok eşkisi vurmaz ya, iyi kızım. Çok da geç kalmamışız. Bu daha var bunun olmasın aynen. Elvan ablan otur. Şunun içinde birazcık su var ama. Ne suyu? Mi dökmesek mi? Şöyle. Yok yok, onlar yok, bir şey çıkmaz. Yok ya, gerek yok. Tamam. Bunu bir yere koydu da süsle bunu ya. Şu helikede ne var? Şu sıkıştırsan da. Şey yakmasa keşir kızım. Ablacığım elini yanar. Yanıyor zaten de. Arkadaş iğneyle koyuyla sıksın bu. Tamam. Yaprağımız nereye gitti kız? Bilmiyorum. Ay. Çok sıks yaptım ya. Tekrar kaynamaya bırakıyorum. Vallahi ben buram buram eşki kokusunu alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yanıyor. Bu hala kanıyor. Abla çatlamaya başlamış. Çatlamaya başlamış. Bu da süzdük bunu. Süzülüyor hadi. Ne? Süzülüyor. Süzdük. Süzülmek yani, böyle nazlanmak. Allah'ım ya Rabbim. Süzdük. Kaynıyor. Kaynamıyor. Altı yanmıyor çünkü. Neyse, bu da böyle duruyor işte. Görürseniz. Heh. Böyle duruyor. Yeter, insanlar eriğini, erik eşkisini içine soktu. Tadını bile alacaklar artık. Aynen. Biz öğlen de değil, saat 2. Biri geçiyordu dün çırptığımızda falan. Başladın mı? Hı hı. Evet arkadaşlar, dün öğlenden beri kaynata kaynata 15 kilo suyu bu vaziyete geldi. Bakın. Hala su. Evet, rengi döndü ama biraz daha koyulaşmasını bekliyoruz. Ben de çok merak ediyorum, kaç kilo erik eşkisi çıkacak. 15 kilosundan. Değil mi, 15 kilo? Ben ortalama 15 kilo falan düştüm. Eşkimiz servise hazır. Bundan bir kilo bile çıkmazsa gerçekten emek boşa ya. Yapılmaz yani, emeğe hiç değmez. Ya bir aile yeter işte, bir kilo çıksa bir kış boyunca yersin. Evet, kaynasın. Kaynıyor, kaynıyor. Kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı da değil artık. Pekmez gibi oldu işte rengi. Kıvamı hala su. Olacak olacak. Tadı güzel. Bu şekilde de kullanılabiliriz yani. İyi oyulur. İyi oyulur ama işte biraz daha kaynaması lazım. Bay bay yap abla. Olduğunda görüşürüz arkadaşlar. Bakın böyle kaynıyor. Gördüğünüz gibi artık koyulaştı. Kıvam almaya başladı. Soğuyunca da biraz daha koyulaşacak zaten. Böyle.
Ama bir karıştırma. O zaman çok güzel kaynıyor. Kepik kepik oluyor. Kameraya kazan içine sokacağım. O zaman güzel gözükecek. ASMR videosu. Ama geçen o kırmızı yer çok güzel kaynıyor. Geri keşkemizi kaynattım bu şekilde. Pekmez gibi oldu. Üzerinin köpüğünü de sen kaynarken sürekli köpüğünü alıyorum. Bu şekilde aldım. Kaynattıktan sonra da aldım. Şimdi bunları kavanozumuza koyacağım. Soğudu çünkü. Yeter soğudu. Evet, şimdi kuru bir kavanozumun içine katacağım. Önce şöyle bir dökeceğim bununla. Nasıl dökeceğim durum? Anne, inanmayacaksın ama tam 1 kilo geldi. Tam kavanoz tam doldu. Evet arkadaşlar, telefondan da reels videosu çekiyordum da. Hiç kalmadı gördüğünüz gibi. (gülüyor) 15 kilosudan 1 kilo erik eşkisi çıktı anne. O ya Ayşe, bir de bir kavanoz daha getirmiş. Ben bunu da biraz dibine çıkar da oraya kullanırız diye kızla düşünmüştüm. Kızla küçük komşuya kavanoz, ona yapardık. Ne o koca kavanoz yapacağız? Ya çıkmadı anne. Ağzını içe kapatayım da. Şu köpükleri alayım mı? Bir şey olmaz bence. Ne olsun? Şu durdukça şey oluyor. Köpük deniyor. Onu da şu tabağa sayır da o tabaktakini kullanırız. Evet arkadaşlar. Erik eşkimiz böyle. Sizin de varsa yapabilirsiniz ama çok zahmetli. Çok zahmetli. Ben de merakımdan yaptım zaten. Tamam, götürüm. Poşete kapatayım ben. Poşet.